meme başı akıntısı meme ucundan gelen herhangi bir sıvıyı ifade eder. Genelde önemli olmamakla beraber muhakkak bir genel cerrahi doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çünkü nadiren de olsa meme kanserinin bir belirtisi olabilir. Meme başı akıntısı varsa kişide tek memeden mi yoksa iki memeden mi geliyor değerlendirmek lazım. İki memeden gelen meme başı akıntıları genelde sistemik bir sorundan kaynaklanır. Ancak tek memeden gelen bir meme başı akıntısında meme ile ilgili bir sorun değerlendirilebilir. Tek memeden gelen bir akıntı da bu durumda akıntı tek kanaldan mı daha çok kanaldan mı geliyor? Bunun değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda akıntının rengi son derece önemlidir. Sarı, yeşil renkteki akıntıların altından genelde önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Ancak kırmızı, kan renginde ya da berrak e, su gibi olan akıntılar bir kanser belirtisi olabilir. Akıntının kendiliğinden ya da e, kişi tarafından sıkılarak gelip gelmemesi de önemlidir. Kendiliğinden gelen akıntılar daha önem arz eder. Neticede tek memeden gelen, sadece tek kanaldan gelen, kanlı ya da su gibi berrak olan akıntılar bir kanser belirtisi olabilir. Bu kişilerin muhakkak bir genel cerrahi doktoruna başvurması lazım. Ama genel olarak tabii ki bütün meme akıntılarının bir hekim tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Meme başı akıntısının en sık görülen nedeni intraduktal papillom dediğimiz süt kanalları içerisinde yerleşen minik lezyonlardır. Bu lezyonlar bazen kanserleşebilir. Meme akıntısı olan bir kişi, meme başı akıntısı olan bir kişi hekime başvurduğunda yapılan değerlendirmelerden sonra kişiye meme ultrasonu çekilir, yaşına göre mamografi çekilebilir. Ee, ek olarak meme emarı vesaire testler yapılarak hastanın durumu değerlendirilir ve çıkan sonuca göre tedavi stratejisi belirlenir.